Şimdi ne olacak baba? Halep'e gidemeyecek miyiz? Sen endişe etme aslanım. Er geç Ertuğrul abinden bir haber gelir. O zaman öğreniriz işin aslı asları nedir. Verdikleri zehrin etkisinden kurtulmalısın. Hak dost. Gayrısı boş. Ne yapmalıyım? Bana iştirak et evlat. Fâlemennehu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yakalayın! Şahabettin'in kaçmasına izin vermeyin! Dayım, Şahabettin kaçırıldı. Bir grup nedir belirsiz herifler şehrimi ayaklandırdı. Ertuğrul'a yardım edenler kim Nazır? Şahabettin'in işbirliği yaptığı Haçlı kılıç artıkları. Onların parayla tuttuğu kiralık katiller. Yemledikleri sokak serserileri. Müslüman kimliği altında kendilerini gizlemiş kafirler. Anlat bakalım Saltuk kardeş. Darül Harp'te günler nasıl geçmekte? Nasıl geçsin beyim? Bu putların arasında. Sabahtan akşama Ali İmran suresini okuyup dinimizi muhafaza etme gayretindeyiz. Amanos dağlarındaki tapınakçıların kalesinde bizden birilerini tutuyorlar. Ne vaziyette olduklarını görmek için içeri girmem lazım. Kimmiş? Neyin nesiymiş bu kız dadı? Dergahta misafirmiş. Başına neler gelmiş hiç bilmiyorum. Lakin yarası cerrahlenmiş. Hekim de sarayda tedavi edilmesi gerekir deyince alıp getirdim buraya. Nasılsın güzeller güzeli? İyiyim amca. Kalenin en yakışıklı erkeğiyle vakit geçiriyorum. Nasıl iyi olmam? Nasılsınız saygıdeğer prensimiz? Ben prens değilim. Ben Selçuklu şehzadesiyim. Haklısın şehzadem. Haklısın. Ama arada sırada böyle dil sürçmeleri yaşanabilir. Lütfen özürlerimi kabul buyur. Dervişler... Kafirlerle iş tutan bir hainin kaçırılması hakkında ne düşünürler? Emir Hazretleri işbirlikçilerin burada yuvalandıklarına inanmakta. Onları aramamıza engel olmayın. Biz de zor kullanmayalım. Nice içi kafir dışı Müslüman, dışı kafir içi Müslüman vardır. Hak Teâlâ'nın Sûre-i Bakara'da buyurduğu gibi. İşte onlar hidayete karşı delaleti satın alanlardır. Biz dergâhta yokken Halime bacının yarası ağırlaşmış. Beyim, Halime Sultan... sarayda. Bak.
Atabey'in mahkemesindeki yalancı şahitleri konuşamaz hale getirmemiz lazım. Sen bu gece Şahabettin'in eski muhafızını sarayda hallet. Gerisini biz çözeriz. Sen muhafızları hallolmuş bil. Benim aklımdan bir fikir geçmekte Atabey. Mahkemede sizin aleyhinize şahitlik yapanlardan bahsetmiştiniz. Eğer onları ele geçirip kulaklarına o iftiraları kimlerin fısıldadığını söyletebilirsek... Hay aklında bin yaşa Ertuğrul. Bu oyunu biz bozacağız Kayı Ordusu'nun alpleri. İlk önce Atabey Şahabettin Tuğrul'u, ondan sonra da obamızın yeni yurdunu kurtaracağız. İzin verin evladım. İçerideki günahkar ruhlara, Tanrımın kuzusu, İsa'nın merhametinden bir parça vermek isterim. Nereye gidiyoruz efendimiz? Zindana. Zindana gidiyoruz. En kısa zamanda seni buradan çıkaracağız. Tanrı seni affetsin evladım. Şahit. Şu muhafız olan. Onu bir daha yalan söyleyemeyecek durumda bulmuş bizim deliller. Nasır. Tez davranıp diğer şahitlere onlardan önce ulaşmamız gerek. Şimdi güvenilir adamlardan bir takım oluştur. Şunun cesedini de alın. Dükkanında bekleyin. Sonra gel tekrar beni bul. Ertuğrullar geldiğinde onlara güzel bir karşılama hazırlamış olalım. Ne dersiniz? Halep'e girmenin bir yolunu bulmak lazım. Eğer izin olursa beyim, yarın bir başıma ben gireyim. Bakarsın bu sefer muhafızları aşarız. Ben giderim. Deldemir, sen Aykız ve Gökçe'yi yanına al. Birlikte yola çıkın. Endişe etme at. Hayırlısıyla varırız Halep'e. Bebem için korkarım. Bu gebe halimle soğuklarda nasıl dayanırım? Dayanırsın. Üçümüz de dayanırız evvelallah. Haymanalar varmış mıdır Halep'e? İnşallah varmışlardır. Senin beyin daha son kozunu oynamadı. Kara Toygar'dan daha haber gelmemiştir. Belki de Kara Toygar Konya'dan buralara muştulu haberlerle dönecek. Tabii bu muştulu haberler kime düğün oynaması, kime ölüm ağlaması gelir onu bilemem. Vurduğumuz tuzağa kuş gibi uçtum. Bizde kuş avlanmaz. Yemlenir. Kuş avlayacağım derken kurda yem oldunuz. Bildikleri gerçekleri söylemekten başka suçları olmayan masum şahitleri
ve Emir Hazretlerinin muhafızlarını öldürmekten hapis altına alın. Ben Kayı Obası'ndan geliyordum. Ertuğrul Bey'im sizin isminizi vermişti. Ertuğrul? Bamsı kardeş, bu oda bizimkiler tarafından bilhassa seçildi. Öyle ayak altı bir yer değil. Sus be kadın! Bayıldı. Hem bu avrat elimizdeyken ordu gelse çıkarız. Biz şu kıyafetleri giyelim. Çıkarken biz de kilim alalım. Dikkat çekmeyiz. Adamlarından biri. Açın kapıyı. Size sesleniyorum. Açın hemen. Madem öyle aç kapıyı Bamsı kardeş. Onda bu hayattan nasıl bir bu kadarmış. Açın kapıyı. Haklısın Doğan kardeş. Çok bağırdı. Kafam kaldırmıyor. Dürüstlüğü kesmek gerek. Size söylüyorum. Ya Allah. Ya.
yapmam sir. Beyimize zararınız dokunur. O ne dediyse o. Beyim, kendi ayağınla Nasır'ın kapanına mı gireceksin? Emirlerime itiraz istemiyorum Doğan. Ne diyorsam onu yapacaksınız. Bu sadece obamıza değil, İslam dünyasına kurulmuş büyük bir tuzak bu. Bu tezgahı kuranların oyununu bozmak zorundayız. Böyle bir görevde ne benim ne de herhangi birimizin hayatının zerrece önemi olabilir. Ne pahasına olursa olsun bizi yılanın yuvasına götürecek o kadını buraya getireceksiniz. Beyim. Nasır beni yakalamak için sarayda en çok güvendiği adamları buraya yığacaktır. Bu da sizin saraya girişinizi kolaylaştıracak. Nasır beni yakalamanın zafer sarhoşluğunu yaşarken siz de o kadını oradan dışarı çıkaracaksınız. Durun. Nereye götürüyorsunuz bunları? Emir Hazretleri ve Leyla Sultan'ın dadısı Ümmül Hayr Hanım haremin halılarının değiştirilmesini emretti. Eski halıları da fakire fukaraya dağıtırsınız dedi. Halev'in fukaraları sizden duacı olacak. Devam edin. Doğan, Bamsı bizden önce gelmişler. Biz de Ertuğrul'la beraber geldik. Fakat oğlum Yiğit ve Turgut Alp, bunlar Halep'e hiç varamadılar. Tapınakçıların eline esir düşmüşler. Tapınakçılar... Bak kız. Ne diyorsun? Turgut. 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 Sakın bana o hainlerin bizi yine yendiklerini söyleme Nasır. Hayır efendim. Ertuğrul'u yakaladık. Şahabettin aleyhine şahitlik yapanları katletmekten dolayı zindana atıldı. Peki Ertuğrul'dan bir takım malumatlar elde edebileceğini düşünüyor musun? Halep'in hızlı ve kesin adaletine karşı tahammül edecek güç yok Emir Hazretleri. Konuşmayı kurtuluş için bir çare olarak görecek Ertuğrul. Neden bu kadar gerginsiniz Emir Hazretleri? Hainlerin beli büküldü. Şahabettin'i de aldıktan sonra bu ihanet ağı tamamen çökertilmiş olacak. Allah aşkına, dayım ortada elini kolunu sallayarak gezerken ben nasıl rahat olabilirim Nasır? Askerlerin ona kadar sadık olduğunu sen de biliyorsun. Benim korkum orduda bir ikilik çıkması. Zindanda yan gelip yatacağını mı sandın ha? Kemiklerine kadar temizleyeceğiz seni. Köpeğim bile kokunu alamayacak artık. Hadi. Arkadaşlar avrat uyandı. Oo, ver bakalım Aykutluk Bey. Devir teslim yapalım. Ne var onun içinde? Ne olacak ki başkumandanım? Halıyla üzerine yapışan tozlar o. Belki de dişi bir kene. Yapıştı mı çıkmayanın da. Bırak halıyı yere. Bırakayım mı? Ulan sütte nasıl? Beyimiz bizi avradı sapasağlam getirin demedi mi? Askerde bırak dedi. Bırak dedim halıyı. Beyimiz bu avrat için esir düştü. Bamsı, sen halıyı aldın.
Ya iş olur mu kardeş? Uzatma Bamsı. Ya Allah o zaman! Kazanız mübarek olsun karındaşlarım! Aykız sana emanettir Gökçe kızım. Siz de önce Allah'a, sonra Sahaf Efendi'ye. Benim hemen Süleyman Şah'ıma haber vermem gerek. Siz hiç merak buyurmayın. Onlar da artık dergahımızın kızları. Bak Gökçe kızım, Aykız'ın yanında bir tek sen varsın. Sen de böyle dil ayakta durursan gözüm arkada gitmem. He? Biz gidelim o zaman. Bir ışımla etekleri uçuşarak peşinden çıkınca vaazın sonunu nasıl getirdim bilemezsin. Dik dur. Tamam. Paçayı nasıl kurtardın peki beyim oradan? Kurdu. Kafandan kurtaracağız derken o bizi kurtardı. Bu gavur masallarını şu karı papaza anlatsa. Göklerdeki babanızın müjdeli haberlerinden bana ne? Benim babam da belli, Allah'ım da belli elhamdülillah. Üstad-ı Azam akıllı adam. İyiydi, tapınak şövalyesi yapıp Selçuklu'ya karşı kullanacak. Peki bu zindandaki delikanlı Afşin Bey'im, onu ne yapacaklar? Ona ne yapacaklarını ben de çözemedim de. Ne yapılacağını görmeden buradan çıkmış oluruz inşallah. Hem Yiğit'i de fazla ezdirmemiş oluruz. İnşallah beyim. İnşallah. Yiğit! Bırakın Turgut abimi. Bırakın diyorum. Yeter. Babamın katillerinin soyundan geliyorsun. Aslında ölmeyi fazlasıyla hak ediyorsun. Dua et ki Yiğit'in dostusun. Şehzadenin dostu bizim de dostumuzdur. Yiğit gidiyoruz. Eğer babanı bizden biri öldürdüyse mutlaka hak etmiştir. Hak etmeyeni öldürmek bizim kitabımızda yazmaz. Babam dilinize son derece saygı duyardı.
Muhammedileri anlamak için ömrü bu topraklarda geçti. Eğer dinimize saygılı biri ise babanızın katillerini, kendi dinlerine bile saygısı olmayanlar da aynı. Hazır mısınız? Birazdan hazır olacak efendimiz. Düşman safından birilerini dost ediniyoruz herhalde üstadım ha? Sen gönlünü ferah tut Hayme. Allah'ın izniyle obamız topraksız, boyumuz istikbarsız kalmadı, kalmayacak. Moğolların önünde hayatta kalmak için geçen koca bir ömür. Hazar Denizi'nden buraya kadar her yurt bir parçamı aldı benden. Ciğerimi söker gibi. Koparıp aldı onları. Babamı. Abilerimi. Kardeşlerimi. Sonra oğlumu. Sungur Tekin'imi. Sağ mı değil mi onu bile bilmiyorum. Aslanımın yaşayıp yaşamadığı bilmeden yaşamaya çalışmak. Bunlar yetmezmiş gibi. Şimdi de Erdoğan. Eğer onun başına bir şey gelirse... Çok şükür Deli Demir geldi. Gel gel, buyur otur. Hoş geldin. Hoş gördük beyim. Hoş gördük de haberler pek hoş değil. Anlat hele. Ertuğrul iyi midir? Aslanım sağ mıdır Deli Demir? Deli Demir! Ertuğrul yaşıyor mu? Gözlerimde gördüm. Yaşıyor. Lakin... hapistir. Ne diyorsun sen bre deli? Söylediklerini kulağın işitir mi senin? Söyleyen dili... Ors'te dövseydim beyim ama... böyledir.
Rahman. Hemen göç yolundaki obaya git. Gündoğdu'yu haber et. Kurdoğlu'nu ve diğer beyleri yanına alıp vakit geçirmeden tez vakitte buraya gelsinler. Şimdi her şeyi en başından anlat bakalım Deli Demir. Ne gördüysen, ne duyduysan. Yazık. Çok yazık Ertuğrul. Senin gibi bir yiğidin böyle ezilmesine gönlüm hiç razı değil. Uğruna bunca acılar çektiğin Atabey, Şahabettin sadece seni değil, hepimizi kandırdı. Lakin görüyorum ki hala onun tesiri altındasın. Şahabettin Tuğrul'un o kafirlerle işbirliği yapabileceği kimin aklına gelirdi ki? Hiç ummadığımız yerden yakalandık. Çok şükür Rabbime ki onun elini ayağını dolandırdı da tapınakçıların saraya nasıl yuvalandığı anlaşıldı. Sen de bir an evvel gözlerini aç da onun nasıl bir adam olduğunu anla inşallah. El Aziz'i uyuttuğun masallarla mı açacaksın gözlerimi? Yanlış yapmaktasın Ertuğrul. Kendine acımıyorsan bari o bana acı. Bu karda kıyamette göç yollarında sefil oldular. Evet, obandakiler Halep sınırına kadar ulaştı. Yeni yurtlarına yerleşmeleri El Aziz'in iki dudağının arasından çıkacak bir lafa bakar. Emir Hazretlerinin tek isteği babasının katilleriyle işbirliği yapan dayısı sandığı o adamın öldürüldüğünü görmesi. Sen de hatandan geri dönüp Şahabettin Tuğrul'u bize teslim edersen yeni yurdunuz için emir hazretlerinden ricacı olabilir mi? İhanetle kazanılan toprak kayılara yurt değil ancak cehennem olur. Kumaşlar çok güzelmiş. Birkaç tane yeni elbise hazırlatalım sana ha. Bir tane de Halime'ye hazırlatırız. Hediye ederiz. Moral olur kızcağıza. Bak Halime kendine gelmeye başladı. Geçmiş olsun. Nasılsın? Ağrın var mı? Daha iyiyim, sağ ol. İsmim Leyla. Halep emirinin kardeşiyim.
Hanım sultansın yani. Evet. Nasıl oldu? Halep yolunda baskına uğradık. Sonrasını hatırlamıyorum. Çok şanslıymışsın. Ölümden döndün. Ok kalbinin üzerine isabet etmiş ve sarayda tedavi görüyorsun. Üstelik benim odamda. Kimin fikriyse artık. Sağ olun. Sizlerin sayesinde iyileşiyorum. Bu iyiliklerinizi asla unutmayacağım. Daha önce saraya gelmiş miydin? Hayır. Ama sarayları sevmiyorum. Taş duvarların ardında kimsenin gerçekten mutlu olabileceğine inanmıyorum. Ben de bu sarayda kimsenin mutlu olabileceğine inanmazdım. Haklı da çıktım. Dayıma türlü iftiralar atıldı. Kaçmak zorunda kaldı. Şimdi nerede olduğunu bile bilmiyorum. Bu yüzden yalnızlığı seviyorum. Sen onun kusuruna bakma kızım. Sözlerinde sana karşı bir kötülük yok. Annesiyle babası gözleri önünde öldürüldükten sonra kendini bir odaya kapattı. Hastamız sıhhat bulmuş. Sevindim. Sayenizde Emir Hazretleri. Size minnettarım. Kasvetli sarayımın ruhsuz odalarına gün ışığı gibi dolduğun için asıl ben sana minnettarım. Leyla'm, yine her zamanki gibi efsunlusun bakıyorum. Bugün keyfim çok yerinde sevgili dadıcığım. Nasır, Şahabettin'i kaçıran keçi çobanını yakalamış. Kimmiş bu cesur adam? Kayılardan baş belası bir göçebe. Kayı Bey'in oğlu Ertuğrul. Halim mi? Halim'in kızı. Ne oldu? Konuşana kadar devam edin. Sana Halep zindanlarında çürüme zevkini bile tattırmayacağım artık. Üstadım, tebrik ederim.
burada beyim. Allah'ım şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun, sizi sağ salim gördüm ya. Hadi. Atabeyim. Benim burada ne işim var? Bu adamlar benden ne istiyor? Yoksa... Yoksa... Benden mi şüpheleniyorsunuz? Size ihanet ettiğimi mi düşünüyorsunuz? Artık gerçekleri görebilecek kadar açıldı gözlerim. Eğer hain olduğum aklınızdan geçiyorsa, içinizde en ufak bir şüphe varsa, hiç tereddüt etmeden şuracıkta öldürün beni. Ne hayatının, ne de ölünün, şu Türkmen halısındaki tek bir düğüm kadar dahi kıymeti yok gözümde. Şimdi seni dinliyorum. Anlat. Konuşmadı mı bu Türkmen bozuntusu? Aman ölmesin ha. Sen yemeğini yerken biraz da ben eğleneyim. Sakın ölme ha. Daha eğlencemiz bitmedi. Biraz da ben eğleneyim. Halının içindeki kene yuvasını nasıl bulduysa... ...sen de bu fıçının içinde yuvanı bulmuşsundur Türkmen bozuntusu. Söyle Esma. Senden başka kimler tapınakçı sarayda? Tapınakçıların Halep Sarayı'na dair amaçları ne? Keşke ölse. Keşke beni öldürseniz de... ...benden şüpheleniyor olmanızın acısını daha fazla katlamak zorunda kalmasam. Bırak artık yalan söylemeyi! Bana gerçekleri söyle. Esma, bana bunu neden yaptın? Atabeyim, ben size ihanet etmedim. Mahkemede sizinle alakalı şahadette bulunurken de yalan söylemedim. Ben ne gördüysem onu anlattım. Yalvarırım bana daha fazla hain muamelesi yapmayın. Ben buna gidecek ne yaptım? Halep'teki diğer tapınakçılar kimler? Ticaretle aran nasıl Ebu Hişam? Ebu Hişam, bu isimden de... ...bu Müslüman kıyafetlerinden de kurtulacağım günü iple çekiyorum. Ama sorununun yanıtı olumlu Nasır. Güzel.
Halep'te paraya çevrilebilecek ne varsa, maden ocakları, taş ocakları, geniş tarlalar, hepsini avucumuzun içine alacağız. Yavaş yavaş. Elaziz altına boğulacağını umarken, Halep'in tüm hazineleri kalemizin serin mahzenlerine akacak. Emir Hazretlerini tapınakçıların önünde el açan bir dilenciye çevirene kadar her şeyi elimize geçireceğiz. O halde ben de sana güzel haberi vereyim. Ertuğrul elimizde. Onu bana vereceksin. Sabırlı olmayı öğrenmen lazım kıymetli dostum. Hele bir o keçi çobanını yem olarak kullanıp Şahabettin ağalarımıza çekelim. Ondan sonra Ertuğrul senindir. Destur var mıdır bacılar? Estağfurullah. Evlatlarım, canınızın ne kadar yandığı gözünüzün yaşından bellidir. Yolunu gözlediklerinizin akıbetini bilmemek, yüreğinizi bir kurt gibi kemirmektedir. Acınız büyük. Lakin büyük rüyalar için büyük kurbanlar gerek. Rüyayı kim görür efendim? Ertuğrul'la Turgut kurban mı olacak? Vaktiyle İbrahim aleyhisselam bir erkek evlat istiyordu. Allah'a defalarca yakardı. Eğer erkek bir evlat nasip ederse onun yoluna feda edeceğini söyledi. Bir gün Hakk'ın sonsuz kudret hazinesinden bir damla İbrahim'in nasibine düştü. İsmail doğdu. Derken günlerden bir gün bir rüya gördü İbrahim. Rüyasında İsmail'i kurban ettiğini gördü. Bu rüyayı İsmail'e anlattı. Evlat babanın sırrıdır. İsmail de babası gibi bir evlattı. Kabullendi. Sen gam çekme baba. Şanı yüce olan Allah'a vaadini gerçekleştir dedi. Yüreği merhametle kabarırken, içi acıyla dağlanırken bir kurtu da İsmail'in boğazına dayadı bıçağı İbrahim. Tam o esnada Cebrail elinde kurbanlık bir koçla geldi. Allah senin vaadinde duranlardan olduğuna şahittir. Bıçağı İsmail'in boynundan çek ve bunu kurban et dedi. Çok şükür. İşte böyledir evlatlarım. Büyük düşler kuran ve vaadinde duran er kişiler büyük kurbanlar vermeye hazır olmalı. Ertuğrul da onun yoldaşları da kabuslar içinde kıvranan bir ümmet için güzel bir rüya görme azmindeler. Bu yüzden de boyunlarını İsmailce bıçağa uzattılar. Bıçak onlardan elbette incinmeyecek. Ve inşallah Rahman ve Rahim olan o yiğitlerin incinmesine izin vermeyecektir. Çok korkuttun Halime. Kusura.
Kusura bakmayın dadı, siz de telaşa verdin. Bir an öyle sancı girince... Daha iyi misin? Daha iyiyim, sağ olun. Baban geldi dışarıda. Dur, hemen ayaklanma öyle. Dadı, içeri buyur ederim. Ben de biraz hava alayım. Buyurun Numan Efendi. Kızım. Çok şükür iyiyim baba. Baba. Söyle kızım. Olanlardan haberim var. Ertuğrul'la olanları biliyorum baba. Önce yiğit şimdi Ertuğrul. Girdiğimiz bu bataktan nasıl çıkacağız baba? Kızım. Emir Hazretleri Numan Bey'i görmek isterler. Kızım. Emir Hazretleri. Tüm alemi İslam karanlıklar içindeyken Halep semalarında bir güneş gibi doğdunuz. Şükürler olsun Rabbime. Siz artık sadece bu şehrin değil, tüm mazlumların ümit ışığısınız. Estağfurullah. Evet Emir Hazretleri. Hoş geldiniz. Gelin, 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 buyurun. Bu esirlerin bizim için ne kadar değerli olduğunu biliyorsun. Ketus! Bu dünyada her şey geçecek. Her şey unutulacak. Her şey affedilecek belki. Ama ben seni affetmeyeceğim! Mesela yaptıklarını asla unutmayacağım! Kan içici köpek! Sizi Halep'in en kıymetli iki adamıyla tanıştırmak istedim. Aleyküm selam kurdum. Hey maşallah. Seni böyle dimdik ayakta gördüm ya baba. Ölsem de gam yemem. Rabbime şükürler. Sen de bana torun muştusunu verdin evlat. Beni bahtiyar ettin. Yine bir kapana düşmüşüz Süleyman Şah. Rahman anlattı. Eyvallah. Ne yapacağız beyim? Nedir kafandan geçen? Sırat Köprüsü'ndeyiz Kurdoğlu. Cehenneme düşmeden, can alıp can vermeden bu meseleyi halledeceğiz. Neden hapsetmişler kardeşim? Yine bu Haçlı kefereleri yüzünden. Tapınakçılar her bir yere sızmış. O halde gidip onların yurtların tepesine çökelim. Bu kefereler yüzünden bir sürü alpimiz şehit oldu. Obamız da aldı. Kara Toygar'la neredeyse cenk edecektik. Bunların soyunu tüketmeden bize rahat yok. Aman Gündoğdu. Bunca ahali yolda. Hem cenge de hazır değiliz.
Demiştim ben Halep bizim mezarımız olacak diye. Merak etme kurtoğlu. Neslimizden birileri gelir, mezarımızı burada komaz. Şimdi beni iyi dinle. Efendim, tanışmanızı istediğim başka bir değerli dostum da... Açın kapıyı. Emir Hazretleri. Bu nasıl bir hadsizliktir? Sen ne yaptığını zannediyorsun? Nasır, bu terbiyesize gereken cezayı vereceğini umut ediyorum. Elbette. Emir Hazretleri, kumandan Nasır'ın istihbarat toplamamızı emrettiği bir konuda hayati bir malumat elde ettik. Bu yüzden aniden içeri girmek zorunda kaldım. Affınıza sığınıyorum. Kumandanım, emrettiğiniz üzere her yere bakıldı. Ve artık kesin keseminiz ki hizmetçi Esma saraydan kaçırılmış. Anlamadım. Nasır. Gerekirse bütün Halep'i kapı kapı dolaş. Arama yap ve Esma'yı bul Nasır. Hem de hemen bul. Yarın Halep'e gideceğiz. Halep'ten ya yurdu alıp çıkacağız ya da canlarımızı bırakacağız. Başka çaresi yoktur. Ertuğrul? Neyle suçlandığını bilmiyoruz. Varınca öğrenip ona göre hareket edeceğiz. Gündoğdu, sen obayı yerleştireceğimiz yaylağa gideceksin. Bir yandan oba yerleşsin, bir yandan da her an cenk edecekmiş gibi hazırlıklı olun. Dildemir, sen de pusatları hazırlayasın. Emrin olur beyim. Peki şimdi ne olacak Nasır? Ya Eftalya konuşursa? Sen Eftalya'yı tanımıyorsun Titus. O asla tapınağı zor durumda bırakacak bir şey yapmaz. Emin olabilirsin. İnsanoğluyla ilgili hiçbir şeyden emin olamayacağını hala öğrenememişsin Nasır. Bu tehlikeyi göze alamayız. Eftalya'ya her ne pahası olursa olsun bulmalı ve onların elinden almalıyız. Ölü yahut da diri. Saraydan kaçırdıklarına neredeyse eminiz. Değil mi? Sarayda dikkatini çeken bir şeyler oldu mu yakın zamanda? Zorla biraz hafızanı. Yok. Hayır. Ertuğrul'u alıp zindana attık. Ondan sonrası gayet sıradan saray işleri. Peki ya öncesinde? Durun. Nereye götürüyorsunuz bunları? Emir Hazretleri ve Leyla Sultan'ın dadısı Ümmül Hayran'ı haremin halılarının değiştirilmesini emretti. Muhafız! Git bana dadıyı getir. Sarayda her yerde Esma'yı aratmaya başlamış Nasır. Yokluğunu fark etmesi an meselesi. Ertuğrul. Onu zindanda biraz ezmişler. Ulan! Kardeşim bırak! Biz onlar gibi değiliz. Biz zulmetmeyiz. Düşmanlarımızla adaletten başka borcumuz yok.
Bir havadis daha var. Dergaha sizin boydan birileri gelmiş. İki genç kızla bir yaşlı adam dediler. Çarşıdaki eski kitapçıya Ertuğrul'u sormuşlar. Ben gidiyorum. Nasır. Sana Kara Toygar'a dönüşme demiştim. Ama cahil cesaretine boğuldun. Umarım bazı şeyleri çok geç olmadan değiştirebilirsin. Hürmetlerimi sunarım Komutan Nasır. Benim burada ne işim var komutan? Beni sorguya mı çekiyorsunuz? Olur mu hiç öyle şey Mülhayır Hanım? Siz bu sarayın annesisiniz. O nasıl söz? Sadece aklıma takılan bir husus var. Onunla ilgili danışmak istemiştim. Sorun, bekliyorum. Saraydaki bazı eski halıların fukaraya dağıtılmasıyla ilgili bir talimat verdiniz mi son zamanlarda? Saraydaki eski eşyaların fakir fukaraya dağıtılmasını sürekli yaparız. Fakat son olarak böyle bir talimat vermedim ben. Ayrıca beni bilirsiniz komutan. Ben bu işleri hiç kimsenin gözüne sokmadan kendim yaparım. Bilmez miyiz dadı? Siz Halep şehrinin mücevherden yontulmuş kalbisiniz. Halep fukaralarının koruyucu kanadı. Rahatsız ettiysem özür dilerim. Buyurun. Tekrar odanıza gidebilirsiniz. Muhafız! Derhal birliğini hazırla. Ertuğrul'un zincire vurulduğu, alplerin bile kendini kurtaramadığı şehre Gökçe'yi göndermek de niye? Selcan, Gökçe kendi gitmek istedi. Hem unuttun mu? Kadınlarımızın yiğitlikte ellerinden aşağı kalmayacağını, ha? Merak etme, onlara hiçbir şey olmayacak. Kızları emin olmadığı bir yerde bırakıp gerisin geriye gelir miydi Deli Demir? Hayma Hanım, Gökçe benim tek can yoldaşım. O da giderse ben bu acıya nasıl dayanırım? Selcan, bak bana. Onlara hiçbir şey olmayacak. Anladın mı? Korkma. Atabeyim, bu koç yiğide ne istersen söyleyebilirsin. Sözü ulaştıracağı kişiye taşıdıktan sonra kendi bile unutur. Sarayda güvendiğim birkaç adam var. Onlara yerimizi söyleyeceksin. Onlar Ertuğrul'un kulağına nerede olduğumuzu fısıldasınlar.
Gerisini o halledecektir. Hadi yiğitler, yükleyelim avradı. Ya Allah! Hop hop dur, ne yapıyorsun? Dur. Hemen çıkmamız lazım. Askerin kıyafetini giy. Acele etmeliyiz. Murat! Nereye götürüyorsunuz oğlum? Ne var onun içinde? İndirin yere. Atabeyim siz gidin. Atabeyim gidin. Biz hallederiz. Gidin. Atabeyim siz gidin. Atabeyim gidin. Hadi. Şuraya gir beyim.
kahretsin. Aa, nöbetçiler! Nöbetçiler! Saraydan dışarı burnunu bile çıkaramayacak. Yoksa hepinizi öldürürüm, anlaşıldı mı? Koşun! Halime, Leyla Sultan nerede kızım? Ben bu sabah onu hiç görmedim dadı. Ay nerede bu kız? Kızlar! Hemen hareme haber salın. Leyla Sultan neredeyse hemen bulup haber verin bana. Baş üstüne. Dadı neden bu kadar telaş ettiniz? Melik Hazretleri kız kardeşine çok düşkündür. Attığı her adımı bilmek ister. Ay ne yapacağım ben? Benden bu kadar beyim. Bu yolu takip et. Seni Nasır'ın odasına götürecek. Çok tehlikeli bir işe giriyorsun. Allah yar ve yardımcın olsun. Aykutlu'nun dediği gibi. Yiğit adammışsın. Eyvallah. Efendim, öldürülmüş iki asker buldum. Defol! Defol, gidin bulun şu adamı, defol! Çok mu öfkelendirdim seni? Ne istiyorsun Ertuğrul? Kim olduğunu Halep'te herkesin bilmesini. O halde beni öldürmen lazım. Çünkü dilimin mührünü hiçbir güç kıramaz. Niye? Sen de ağzından köpükler saçarak öldürecek misin kendini? Hiç sanmam Nasır. Sen korkak itin tekisin. Yüzünü bir görsen. Sultanın kefeni gibi bembeyaz oldun. Karşıdaki gücün ne kadar büyük olduğunu hala göremedin değil mi Ertuğrul? Seni de o sefil obanı da yerle bir edeceğim. Beni öldürmenden zerrece korkmuyorum. Kaç sefer arkamda kudurmuş it gibi salyasını bırakarak ölen leşlerinizi gördüm. İnan sayısını bile hatırlamıyorum. O uyuz itlerin kadar inanç sahibi olduğunu hiç sanmam lazım. Seni öldürmeye gelince ha bir eksik, ha bir fazla benim için fark etmez. Benim kılıma zarar gelirse, uğruna bunca belaya katlandığın o şehzadenin kızı Halime var ya. Biz aptal mı sandın Ertuğrul? Her şeyi biliyoruz. Bana bir şey olursa, şehzadenin kızı Halime de
elimizdeki kardeşi de, Alp'in Turgut da bir bakarsın ölüvermişler. Ben de tedbirimi çoktan aldım Ertuğrul. Titus'un okunun Halime'den alamadığı canı alacak o kadar çok adamım var ki bu sarayda. Kaledekileri hiç saymıyorum bile. Ne oldu Ertuğrul? Ha? Beni öldürmekten vaz mı geçtin? Öldürsene. Ne duruyorsun? Öldürsene beni Ertuğrul. Sana bunu yaptıranları bir bir teşhir edeceğim. Ondan sonra andolsun ki seni kendi ellerimle öldüreceğim Nazır. Nöbetçiler! Şu taraftan. Yakalayın. Lütfen. Rahatsız olma. Sarayımın gün ışığı nasıl lan? Daha iyiyim, sağ olun. Ne kadar da şahane. Hekimle de konuştum. Daha iyi olduğunuzu söylüyor. Allah kendisinden razı olsun. Benimle çok alakadar oldu. Ümmül Hayır'da da bir an olsun başımdan ayrılmadı. Sizlerin sayesinde. Ben de dört gözle daha iyi olmanızı bekliyorum. Bekliyorum ki bu kasvetli odada hastalıklardan konuşmak yerine Halep'in bahçelerinde gezelim. Güzel konulardan sohbet edelim. Mesela şiir. Şiir sever misin Halime? Sana kendi yazdığım şiirleri okumak isterdim. Artık saatime kavuştuğuma göre saraydan ayrılmanın vakti yaklaşmakta. Tez zamanda sevdiklerime kavuşmak isterim. Zaten Leyla Sultan'ın da yeterince düzenini bozdum. Dadı. Leyla nerede? Şu an burada güvendesin. Burayı kimse bilmez. Sen kimsin?
Hayatını kurtardığın adamın yeğeniyim. Atabey Şahabettin'in. Elaziz'in kardeşsin yani. Dayımı ağabeyimin o aptalca kararından kurtarmak için kendi canınızı nasıl tehlikeye attığınızı gördüm. Düşmanınız değilim. Halep'te kimin dost kimin düşman olduğu belli değil. Şehrimizi bu halden kurtarabilecek tek kişi dayımdır. Bu sebepten size yardım ediyorum. Dayımın dostu benim de dostumdur. Ya sen de dost görünen düşmanlardan biriysen? Siz geceyi burada geçirin. Ben sizi ortalık sakinleşince çıkaracağım. Başka şansım yok herhalde. Sarayın tüm çıkışları tutuldu efendim. Her ya da geç onu bulacağız. Bütün deliklere, bütün gediklere bakılacak. Anlaşıldı mı? Ertuğrul'un kaçtığından kimsenin haberi olmayacak. Özellikle de Emir Hazretleri Elaziz'in. Çık! Ertuğrul'un alıkonmuş hali gözümün önünden gitmiyor ay kız. Bir yolunu bulup onlara ulaşmalıyız. Turgut'um. Eğer hala hayattaysa onu ancak Ertuğrul kurtarabilir. Dua edelim mi Yiğit? Sana bir şey soracağım. O adam Turgut. Sence babamın ölümüyle ilgili doğru mu söylüyor? O asla yalan söylemez. Tamam. Şimdi benim yaptıklarımı tekrarla tamam mı? Dua edeceğiniz zaman odanıza girip kapınızı örtün. Gizli de olan babanıza dua edin. Gizli de yapılan her şey babanız tarafından ödüllendirilecektir. Siz putperestler gibi boş laflarla dua etmeyin. Onlar sadece laf kalabalığı yaparak seslerini duyurmaya çalışırlar. Siz onlardan olmayın. Çünkü babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha söylemeden size verir. Siz şöyle dua edin. Göklerdeki kutsal babamız. Adın kutsal kılınsın. Amen. Gelmişsiniz. Ne hoş gelmesi Doğan kardeş. Sanki ağzımızdan hayırlı bir laf çıkacakmış gibi. Kıvranmayın. Olanlardan haberimiz vardır. Demek haberiniz var. Sizi böyle başımız öne eğik karşılamak istemezdik. Lakin başımıza bin türlü bela geldi. Turgut Alp bizim de canımızdır, kanımızdır. Olanları biliyorum dedim. Şimdi ne yapmak lazım onu konuşalım. Halep'te işler çok karışık. Şahabettin Atabey'imiz. Kaçak durumda. Dergah en güvenli yer olduğu için onu da buraya getirdik. Bütün bu meselenin çözülebilmesi için onun görevinin başına dönmesi gerek.
Bunun Turgut'la ne alakası var? Dedim ya bacım. Burada her şey karışık. Lakin Ertuğrul Bey'imizin işleri yoluna koyacak bir fikri var. Ve bu fikir uğruna kendini feda etti. Acıkmışsındır. Gücünü toplaman lazım. Sağ olasın. Benim için daha fazla tehlikeye atma kendini. Dayım bir an evvel saraya, ait olduğu yere dönsün istiyorum. Hepsi bu. Muhafızlar ortalıkta kol geziyor. Sabaha kadar bununla idare et. Seni saraydan çıkarmanın bir yolunu bulacağım. Saraydan çıkma meselesi değil durum. Nasır. Dayını da bizi de satan o. Anladın mı? Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbil felak. Min şerri ma halak. Ve min şerri gasikin izâ vekab. Ve min şerri neffâsâti fil ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hasad. Amin. Soğuk havada içinde içiniz ısınsın evladım. Sağ ol efendim. Bu kutsal görevle babamızın cennet krallığına gitmeyi hak ediyorsunuz evladım. Sen de gel iç evladım, için ısınsın. Şeytanla işbirliği yapmış bu günahkar ruha İsa Mesih'in yolunu göstermemiz lazım. Al evladım. Öbür evlatlarını da paylaşın, onların da içi ısınsın. Tanrı sizi korusun. Yiğidim, nasılsın? İç, iç yiğidim. Senin kısa zamanda buradan çıkaracağım, biraz daha dayan, tamam mı? Sabır çek. En kısa zamanda çıkacaksın buradan. Söz veriyorum sana. Sakın. Yiğit onları da elde bırakma. Yiğit de sen de bu kaleden sağ salim dışarı çıkacaksınız. Bana güven. Allah'ın izniyle. Ben bu kalede şehit olacağım. Olur da bir gün obaya
Hepsini sen söyleyeceksin Aykız'a. Sana söz veriyorum. Seni buradan çıkartacağım. Biraz daha iç. Ya sabır çek. Ya sabır. Allah. Allah. Tanrı da sizi korusun evladım. Ertuğrul yine yapmış yapacağını. Yalan mı? Ertuğrul Bey'imiz her şeyi eline yüzüne bulaştırsın. Derdine düşmek sana kalsın. Ne yapsaydım hatun? Obada ne olursa olsun beni alakadar etmez mi deseydim? Ben obanın beyliğini yapan sensin. Bunu da baban bilsin diyorum Gündoğdu. Yaptıklarını görmezden gelmelerine yine hemi diyeceksin. Ertuğrul bu insanlara verdiği zararın bedelini ödemeli. Koskoca kayı obası. Yerimiz yok. Yurdumuz yok. Bereketli aşımız yok. Sen bunları düşüneceğini hala fesatlık düşünürsün hatun. Yalan mı? Bunlar yetmezmiş gibi şu yüklü halinde üzerine vazife olmayan işlere burnunu sokarsın. Ben daha sana ne diyeyim hatun? Ha? Ne diyeyim? Papa'ya ve İmparator Frederick'e yazdığın mektup artık sıradan bir mektup olmaktan çıktı Thomas. Ne yazdığımı öğrenebilmek için neler verebileceğini düşünüyordum sevgili dostum Petruccio. Gücümüzü öğrendin. Casusluk teşkilatımızı, parasal kaynaklarımızı. Ve yeni bir Haçlı Seferi için sunacağımız imkanları. Özellikle de sana sevgili dostum. Ya Haçlı Seferlerinde başarısız olursan? Sen papa olduktan sonra bunun bir önemi var mı sevgili dostum Thomas?
çok iyi dinle. Çok dikkatli olman lazım. Anladın mı? Sana söylediklerimi anladın mı? Marcos'tan mutlaka o anahtarı alman gerekiyor. Her şeyi hallederiz, çözeriz, tamam. Güçlü bir adamsın. Bu her halinden belli oluyor. Ancak göründüğünden daha güçlü çıktın. Yaşadığın onca şeye rağmen devrilmedin. Bravo. Kızgın bir boğa gibisin. Matadoruna meydan okuyan bir boğa. Pek konuşkan değilsin. Ama senin ilgileneceğin bir şeyler bulabilirim. Aykız. Sana işkence yapılırken sayıkladığın isim. Yoksa sevgilin mi? Benimle sohbet etmeyeceksin sanırım. Yazık. O halde gidiyorum. Benden ne istiyorsun? Babanın katilini mi? Babamı. Bu halimle mi? Ben zindana giremiyorum. Ama orada Giovanni adında bir tutsak var, onu biliyorum. İçeride sadece Ömer adında Müslüman bir adam var. O adama bir şey sormanı istiyorum. Isadora adında bir kız tanıyorum. Eğer bunun cevabını bana verirsen, buradan kurtulman için elimden geleni yaparım. Bu cevabı nasıl vereceğim sana? Şehzade Yiğit bize yardım edecek.
Tufan'da. Turgut ayrı, Ertuğrul Bey'imiz ayrı zindanlarda. Aykutluk şehit düştü. Biz de böyle kala kaldık ortada. Neredeler? Buradalar Ben dışarıda bekliyorum. Sizlerin burada kayıtlar için ne kadar çaba gösterdiğinizi Doğan ve Bamsa anlattı. Ayrıca başınıza gelen belaları da anlattılar. Eğer siz de uygun görürseniz kimsenin size erişemeyeceği bir yere götürülmelisiniz. Sizi Kayı Obası'na götürelim. Değil tapınakçılar, Rum illerinin 70 kralı bir araya gelip üzerimize gelse oradan sizi söküp çıkaramazlar. Süleyman Şah'ım, bu teklifiniz beni ziyadesiyle memnun etti. Lakin zaten belada olan başınıza başka felaketler getirmekten korkarım. Yiğit de bela, yiğitlik yaparken gelsin. Şereftir. Rahman, İlyas Fakı. Dikkat çekmeden Atabey'imizi obaya götür. İbranilere mektupta dendiği gibi Tanrı'yı hoşnut edecek şekilde korkuyla ve saygıyla dua edelim. Muhterem kardeşim, eğer siz de kabul ederseniz, ömrünü İsa Mesih'e adamış böyle bir kişi için yapacağı ayine katılmak tüm muhabbet şövalyeleri için büyük bir onurdur. Yücesinin barınağında oturan, her şeye gücü yetenin gölgesinde barınır. O benim sığınağımdır, kalemdir derim Rab için. Tanrımdır, ona güvenirim. Çünkü o sizi avcıların tuzağından ve bütün ölümcül hastalıklardan korur. O seni kanatlarının altına alır. Onların altına sığınırsın. Onun sadakati senin kalkanın ve siperin olur. Amen. Unutmayın,
İsa Mesih'i yadsıyan bazı tanrı tanımazlar gizlice aramıza sızdılar. Onların yargılanacakları çoktan beridir yazılmıştır. Amin. Nasır, Esma bulunamadı mı hala? Efendim, büyük ihtimalle onu da Şahabettin'le iş tutan tapınakçılar kaçırdı. Gel benimle, Ertuğrul'u sorgulayalım. Kardeşimin o zalimlerin elinde olduğunu düşündükçe aklımı yitirecek gibi oluyorum baba. Ertuğrul. Halime. Kızım sen ne yaptığını zannediyorsun? Nasıl yardım edersin bu adama? Nasıl getirirsin onu bu odaya? Mecburdum dadı. Tüm sarayda onu arıyorlar. Onu saklayabileceğim tek yer burası. Ben de onu söylüyorum ya zaten. Tüm sarayda bu adamı arıyorlar. Sen kalkıp onu kendi odana getirmişsin. Abin onun burada olduğunu öğrenirse başımıza neler gelir hiç düşündün mü? Eğer abim onun burada olduğundan haberdar olursa canıma kıyarım. Beni anlıyor musun? Ben Kayıboyu Bey'i Süleyman Şah'ım. Sizinle konuşmaya geldim. Madem buraya kadar zahmet ettiniz, sizi dinliyorum Türkmenler. Nahak yere zindan attığınız oğlumu serbest bırakın. Ve veba iftirasıyla yurt vermediğiniz kayıların itibarını iade edin. Bu söylediklerin yapılmazsa ne olacak? Sizin daha önce bize söz verdiğiniz topraklara biz yine obamızı kurarız. Fakat oğlum Ertuğrul serbest bırakılmazsa orada bir oba kurulurken burada bir şehir yıkılır. Halep'e yazık olur. Peki Süleyman Şah. Ben ordularımı toplayıp üzerine yürürsem ne yapacaksın? Kime güvenip bu şekilde konuşuyorsun? Siz bizi Haçlı Kontlu'nun dibine koyarken kime güvenip evelallah dediysek yine ona güveniyoruz. Unutmayın Emir Hazretleri. Biz kayılar Allah'a inanır, ona güvenir ve ona sığınırız. Senin ordun ondan büyükse çık gel. Biz obamızda bekliyor olacağız. Nasır,
bunlar güçlerini Şahabettin'den alıyorsa işimiz çok zor. Efendim izin verin hepsinin haddini bildireyim. Kayıların attığı her adımdan haberdar olmak istiyorum. Tamam. Eğer bunları takip edersek dayıma ulaşırız gibi bir his var içimde. Beyimizin otağının arkasını her daim sağlam tutacağız. Aha. Alplerin çadırlarını obanın dışına yayacağız. Şu düzlüğü de talim alanı yaparız. Ahali çadırlarını kurmaya başladı Gündoğdu. Yoksa beyimizi beklesek mi? Buraya toprak eşelemeye gelmedik Alpargu. Çadırlarımızı elbet kuracağız. Alplerinizi her daim hazır tutun. Her an şu dağların arkasından bir kefere ya da din kardeşimiz zannettiğimiz Halep'ten bir saldırı gelebilir. O yüzden her daim tetikte olun. Hatun. Yahu sen iki canlısın. Koy öyle. Biz taşırız. Daha bir hayli vakit var Gündoğdum. Bunca iş varken boşa duramam. Selamünaleyküm Gündoğdu Bey. Ve aleykümselam. Hay maşallah. Tez vakitte kurulmuşsunuz. Evelallah Fakı. Evelallah. Halep Atabey. Şahabettin Tuğrul. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kardeşim Ertuğrul sizden pek bir bahsederdi. Eyvallah. Sağ olsun. Yeni yurdunuzda hayırlı olsun. Eyvallah. Beyim. Bu arkadaki avradın kim olduğunu da şeytana sormak lazım. Buyurun. İlk fırsatta Turgut'u zindandan çıkaracağım. Siz dikkat çekmemek için ya avluda ya da koridorda bir yerde kalmaya çalışır, tamam? Tek bir fırsatımız olacak. Bunu kullanmaya pek gerek kalmayacak inşallah ama siz yine de yalnız... olacak Titus. Kayılar emri vakiyle gelip yurda yerleştiler. Üstadın öfkesinden şimdi bizi kim kurtaracak? Eğer Elaziz'in aklına girip istediklerimizi yaptırabilirsen... Üstadı çok daha memnun edebileceğim bir yol biliyorum. Nedir Titus? Hemen söyle. Şu Elaziz'in aşık olduğu kız. Eğer onun babasıyla Elaziz'i müttefik kılabilirsek... Üstadımızın büyük planı asıl o zaman gerçekleşir. Bu ittifaktan rahatsız olan Alaaddin Keykubat her şeyi yapabilir. Selçuk oğullarıyla Selahaddin Eyyubi'nin evlatları çatışacak ha?
Tanrım, ne müthiş bir manzara. Durumun vehametini anlamıyorsunuz. Tapınakçıların gözü kulağı sarayın içine kadar uzanıyor. Sizin... Sizin Selçuklu şehzadesi olduğunuzu fısıldamış olabilirler. Geldiğin iyi oldu Nasır. Sana soracaklarım var. Buyurun efendim. Umarım kötü bir şey yoktur. Sen hiç aşık oldun mu? Hayır efendim. Ben sadece vazifeme aşığım. Çok sıkıcısın Nasır. Hiç aşık olmadığına göre... bir aşığın maşuğuna neyi hediye etmesi gerektiğini de bilemezsin. Kendi derdimin içinde yapayalnız boğulmaktayım. Efendim, size söyleyeceğim mühim şeyler var. Hayati şeyler. Bize vebadan dolayı yurt bile vermekten korkanların... size gösterdikleri bu ilgi alakanın başkanı gibi bir açıklaması olabilir ki? Ertuğrul Bey, kaygılarını anlıyorum. Fakat... evlatlarımın biri meçhulde, biri... evladım için duadan başka sığınağım yok. Kızımın iyiliği için elimden geleni yapmazsam... kara toprak bile döşek olmaz bana. Ne olur Ertuğrul Bey, anla beni. Halep emiri Elaziz Hazretleri Numan Efendi'yi görmek isterler. Hayırdır inşallah. Gidelim o halde. Ya Rabbim,
Yeni topraklarımızı hayırlara vesile eyle. Ertuğrul'u, Turgut'u bir an önce obamızda görmeyi nasip eyle. Oğullarımızı, kızlarımızı şen eyle. Gündoğdu, bütün beyleri topla. Tez vakitte toy kuracağız. Emrin olur beyim. Halep Atabey'ini otağıma davet edin. Onunla konuşacaklarım var. Hoş gelmişsiniz babacığım. Sağ ol kızım. Ertuğrul'dan haberlerim var. Dönecek mi obaya? İşi biraz zor. Alnınıza çalınan kara lekeyi temizledikten sonra Allah'ın izniyle obaya dönecek. Hoş geldiniz. Belanın biri gidiyor, biri geliyor. Şimdi ne olacak beyim? Gözün Halep'ten gelen misafirlerimiz olsun Alpargo. Onlar bizim için birer lütuf. Ama evvela şahımızın toyda ne diyeceğine bir bakalım. Baş üstüne beyim. Hoş geldiniz şehzadem. Bir yanlış anlaşılma var sanırım. Kendinizi yormayın şehzadem. Ben bütün hikayenizi biliyorum. Peşinizdeki tapınakçılardan, Sultan Alaaddin Hışmı'ndan, sizi öldürmek isteyen kiralık katillerden kaçtığınızı biliyorum. Bu yüzden kimliğinizi değiştirdiğinizi de biliyorum. Nasır'ın muhaberat vazifelileri sayesinde küçük şehzadeniz Yiğit Alp'in tapınakçıların elinde esir olduğunu da biliyorum. Size söyleyeceğim kısa ve yalın olacak. Sizi dinliyorum Emir Hazretleri. Tapınakçılarla giriştiğim mücadelede benimle birlikte saf tutun. Biz Selçuklu şehzadesinin benim yanımda olması birçok kapıyı açacaktır. Ben de küçük şehzadeniz Yiğit Alp'in kefere elinde büyümesine engel olayım. Ay kızım. Can parçam. Bak, derdini böyle içinde tutmaya çalışırsan için için yersin. Böyle suskun durgun duracağını. Bağır, çağır, ağla. Hı? Üzme şu yaşlı babanı. Bu haçlılardan hem Turgut ve Yiğit'i hem de intikamını almalıyız baba. Onların bize yaşattıklarının 10 katını, 1000 katını onlara yaşatmalıyız. Ertuğrul geldiğinde bir hal çaresi bulacağız kızım. Ama ben şimdi senin işini bilirim. Bütün cihanı küle çevirmek istersin. Yine de yüreğine kin tohumları ekme kızım. Dünyadaki bütün kötülüklere rağmen umut tohumları ek kızım. Ek ki zafer doğrudan iyiden yana olsun. Ve Allah'ın adaletine hep inan. Elbette o iblislerin de bir hesap günü gelecek. Yapamam.
Dayanamıyorum baba. O kadar kızgınım ki içimdeki ateşi söküp atamıyorum. Ağla kızım. Ağla kızım. Al. Al. Konuşsana be adam. Efendim, her yere baktık. Hiçbir yerde bulamadık. Ne Esma, ne de Ertuğrul'dan bir izler rastladık. Peki ya Elaziz? Haberlerin ona ulaşmasına engel oldunuz mu? Efendim, sorduğu soruları geçiştirdik. Ama... Ama ne? Konuşsana ahmak! Efendim, dadısı ortalığı karıştırdı. Bırakın, Elaziz'e söyleyeceklerim var dedi. Emir Hazretleri de sesleri duyup onu içeri aldı. Beceriksizler. Aptal herifler. Elaziz Hazretleri. Lafa nereden başlayacağımı bilemiyorum. Beni bilirsiniz. Benim tek düşündüğüm evlatlarımdır. Siz, Leyla'm. Lakin çok endişeliyim. Dadıcığım, bu halim beni de kederlendiriyor. Üzerimde analık hakkım var. Seni tedirgin eden her neyse doğrudan söyle. Atabeyimizi kaçıran o delikanlı. Ertuğrul? Evet, o. Leyla odasından çıkmaya başladığı zaman ne kadar sevindiğimi bilemezsiniz. Ancak son kez odasına döndüğünde o delikanlıyla döndü. Bu nasıl olur sevgili dadıcığım? Muhafızlar! Bana hemen Nasır'ı getirin. O adamın yüzünden Leyla'ma bir şey olacak diye çok korkuyorum. Müşteri oldu da. Ben ne güne duruyorum. Şimdi öğreniriz ne olduğunu. Halime Sultan. Yüreğim ne derse dilim onu der demiştim bana. Nasıl bir dildir? Yüreğin daha gözlerine bile sözünü geçiremezken... ...bir çare bana nasıl geçirsin sözünü? Artık ne dilimin ne yüreğimin konuşmaya takati kalmadı Ertuğrul Bey. Kendi çektiklerime mi yoksa... ...bize dost eli uzatanlara çektirdiklerimize mi yanayım? Bilemez oldum. Ne senin gibi bir kınık kızına, ne benim gibi bir kayı oğluna teslim olmak yakışır.
etrafında olup biteni gör artık. Kendini de Halep'i de düşürdüğün duruma bak. Tapınakçıların oyuncağı olduğunu hala farkında değilsin. Sen bir hainsin Ertuğrul. Güvenimi hor kullanan, askerlerimi öldüren bir hain. Bir daha beni kandırmana izin vermeyeceğim. Hacı, acele edin! Kırın şu kapıyı! Daha sert! Çekil! Koçma silahı vurun!